Sabahları erken doğar Erciyes'e ve mükemmel bir atmosfer vardır. Tüm bulutları üzerine çeker ya Erciyes Dağı. Minik ve küçük adımlarla ilerleyen küçük bir kangal yavrusu. Adı Efe. Ayak seslerini uzaktan paşa duyuyor. Heyecanla yerinden fırlıyor. Bir kangal yavrusu. Çok büyük heyecan yaşadı paşa. Çok sevindi. Mutluluğu her halinden belli. Merakla girişini izliyor. Efe, bir kangal yavrusu. Efe bir yetim. Paşa gibi Efe de bir yetim. Eğer kabul edecek olursa, kardeşlik bağı oluşturacaklar. Paşanın yanına geliyor. Korkarak yaklaşıyor. Kendinden çok büyük. Efe onu kokluyor. Paşa onu kokluyor. Efe paşayı kokluyor. Koku, kangal köpekleri için vazgeçilmez bir şeydir. Paşa büyük bir kangal, Efe çok tedirgin. Ne yapacağını bilmiyor ve yetim. Paşa korkmaması gerekliliğini söylüyor. Efe boynunu eğerek ona itaat edeceğini anlatıyor. Kardeşlik bağını oluşturdular. Efe ona çok teşekkür ediyor ve oyun oynamaya başlıyor. Paşa onun tüm yaramazlıklarına katlanacak. Çünkü artık kardeşlik bağını oluşturdular. Ve beraberce kemik kemiriyorlar. Kardeşlik bağı oluştu. Efe ve Paşa beraberce yemek yediler. Kemiklerini kemiriyorlar. İki
iki yetim kangal birbirlerine sahip çıkacaklar. Artık paşa tüm tecrübesini Efe'ye aktaracak. İlk tecrübe, kemiğime dokunma. Kardeşlik önemli bir şeydir. Efe ve Paşa kardeş oldular. İki köpek bir günün içerisinde bu bağı kurdu ve birbirlerinin artık yoldaşı oldular. Efe ve Paşa, iki yetim, artık kardeş. Kardeşliğin ne olduğunu en iyi onlar bilir. Paşa tüm tecrübelerini Efe'ye aktaracak. Ona abilik, babalık, yarenlik, yani kardeşlik yapacak. Ve bu kardeşliği ölene kadar yapacak. Çünkü kardeşliğin değerini en iyi onlar bilir.